Çocuklar, koşun koşun. Bugün size kısmetsiz masal okuyacağım. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda yaşayan yoksul bir köyde yoksul bir adam yaşarmış. Bu adamın lakabı kısmetsizmiş. Köyde bir kahveye gitse çay tükenirmiş. Bir yerde düğün varsa, yemekler yeniyorsa o gidince yemekler bitermiş. Evi ise derme çatma, yıkık dökük bir yermiş. Hatta evinin içinde yere serecek hasıra bile yokmuş. O yüzden onun evine kimse gelmezmiş. Çünkü oturacak bir şey yokmuş ki evinde. Kısmetsiz köyün çeşmesine su içmeye gitse sular kesilirmiş. Kısmetsizin ünü köyden köye duyulur olmuş. Hatta zamanın padişahının kulağına kadar ulaşmış. Bunu duyan padişah böyle bir şey olamaz diye bu adamı görmeye karar vermiş. Yola çıkmadan önce kılık değiştirmiş. Bir vatandaş gibi yanındaki vezirleriyle birlikte köyün kahvesine gelmişler. Köylülere bu kısmetsizi sormuşlar. Köylüler de ne edeceksiniz bu kısmetsizi diyerek alaylı alaylı gülmüşler. Padişah ve adamları biz bu kısmetsizin evine misafir geldik demişler. Köylüler hep birden dönüp birbirine bakarak şaşkınlık içinde yabancılara ne yapacaksınız o kısmetsizin evinde? Onun evinde oturacak bir yer bile bulamazsınız demişler. Padişah ve adamları olsun biz yine de gidelim bu kısmetsize demişler. Ve kısmetsizi çağırtmışlar. Neyse, köylülerden biri kısmetsizi bulup senin evine misafirin geldi, seni bekliyor, hadi onları evine götür deyip alaylı alaylı gülerek oradan ayrılmış. Köylünün bir tanesi muziplik olsun diye onları gizlice takip ediyormuş. Misafirler kocaman pişmiş bir tavuğun içine altınları yerleştirmiş ve kısmetsizin evine sohbet sonrası bırakıp gitmişler. Tabii kısmetsiz bu tavuğu yememiş. Çünkü paraya ihtiyacı varmış. Ben bu tavuğu 3-5 kuruşa satsam bir hafta ekmek alır yerim. Ama bu tavuğu şimdi yersem bir sefere karnım doyacak demiş. Bunları izleyen meraklı köylü kısmetsizin sesli düşündüğünü duymuş. Kısmetsizin karşısına tesadüfmüş gibi çıkmış. Komşusu ona hayrola komşu deyince durumu anlatmış. Tavuğu komşusu meraklı köylüye 3 kuruşa satmış. 5 kuruş dediyse de 3 kuruştan fazla vermemiş. Az zaman, çok zaman geçmiş aradan. Padişah bu adama ne oldu diye köye bıraktığı adamını yanına çağırtmış. Duyduklarına inanamamış. Olamaz demiş. Bu adamı benim huzuruma getirin. Getirirken de geçtiğimiz köprüye altınları saçın da bu adam altınları görünce toplasın demiş. Adamlar kısmetsizi köyden alıp getirirlerken köprüye yaklaşırken önden giden adamlar altınları saçmış. Ama kısmetsiz köprüyü görünce ben bu köprüyü eskiden gözü kapalı geçerdim diyerek gözlerini kapatmış
ve koşarak köprüden geçmiş. Padişah olayları duyunca iyice sinirlenmiş. Bu kadar da olmaz demiş. Götürün bu adamı benim hazinemin içine koyun, bakalım ne yapacak demiş. Adamı alıp padişahın hazinesine bırakmışlar. Bu altınların hepsi senin demişler. Kısmetsiz gözlerine inanamamış. Bunların hepsi benim mi? Bunların hepsi benim mi? Diyerek aklını kaçırmış. Sonra da adamcağız oracıkta ölüvermiş. Padişah olanları işitince olamaz diyerek bunun hikmetini sormuş zamanın alimlerine. Padişahım demiş alimlerden biri. Ben bunu size söylerim ama bana kızmayınız demiş. Padişah bile ne duruyorsun adam söylesene. Alim biraz korkup büzülerek siz katilsiniz padişahım demiş. Padişah öfkelenmiş. Adama bire gaflet. Sen ne dersin bana? Ben bu adama kısmet vermek istedim. Sadece demiş. Olsun padişahım. Siz ona Allah'ın vermediği kısmeti vermeye kalktınız. Deyince. Padişah biraz düşünmüş. Alime haklısın demiş. Haklısın demiş. Ben bunu düşünemedim hiç demiş. Ben Allah'ın vermediği kısmeti vermeye kalktım bu adamcağıza demiş. Ve bir daha böyle işlere kalkışmamış. Hadi bakalım. Mışıl mışıl uykular olsun size güzel çocuklar.